tarafta Yabu, bir tarafta Lucifron. Çok iyi abi. Lucifron acaba mızrakla da gelecek mi? Erken oyunda. Şu an aklımda su var. Bunun gold madeni birazcık şey. Bence güzel. Çok önde değil. Lucifron'un da aslında güzel. Bu Lucifron'un burada bir tane daha gold'u var safe. Ve Demo sanki burayı böyle vollayacakmış gibi hissediyorum. Böyle içinde böyle bir his var. Şimdi böyle bir his var. Bu arada ben Delhi'yi izlemeyi çok seviyorum. Bence çok güzel bir ırk. Oynaması aşırı keyifli. Ben de. Şimdi bunları izliyorum, tamam, böyle diyorum ki tamam, uf. Şimdi konkur oldum diyorum. Giriyorum. Hop. Hop alıyoruz yani. Delhi çok güzel ya. Ama işte güzel mikro olacaksın. Yani işte bu imamlarıdır, araştırmalarıdır. Güzel halledeceksin abi. Eğer bunları güzel yaparsan ben çok fena. Abbas değil. Abbas da çok güçlü. Bayağı güçlü bir ırk. Ama şu an en güçlü ırk Rus. En güçlü ırk Rus. Ondan sonra diğerleri böyle aynı aşağı yukarı. Aynen, Rus biraz şu an bozuk. Hatta. Sanırım bizim Lucifron erken şey gitmedi. Normalde Mali oyuncularını böyle birazcık şey yapıyorlar. Mızrakçı basıp rahatsız ediyorlar. Lucifron'u yapmadı. Hızlıca ikinci çağa geçecek. Ama şöyle bir durum var zaten. Delhi'nin öyle yapması mantıksız. Çünkü Delhi için önemli olan ikinci çağa geçip şu kutsal mekanları ele geçirmek. Buradan pasif altın kazanmak. O yüzden birinci çağda gidip burada yani Mali ile uğraşması saçma olurdu, mantıklı. Evet. Aynen Moğol ama onun nerfinden nerflediler şu an. Mangudai pek. Bilmiyorum yani. Çok oynayan görmedim açıkçası. Mangudai oynayıp böyle top diğer oyunculardan Mangudai ile maç kazanını görmedim. Hatta ben şunu şöyle alsam daha iyi olacak değil mi? Yemek yerken unuttuk onu. Hızlı bir şekilde ikisi de şeye geçmeye çalışıyor. Çağatlamaya çalışıyorlar. Özellikle şimdi Lucifron oduna ağırlık verecek. Muhtemelen iki tane şey atar. Oo, inanç kupesiyle geçiyor. Tower of Victory ile geçmiyor. İnanç kupesinin özelliği bildiğin cami aslında. İkinci bir cami. İmamları daha ucuz ama biraz daha yavaş çıkartıyor. Değil mi? Öyle bir olay vardı sanki. Baktığımız zaman... Aynen. Aynen. 50 altın indirimiyle alim üretir. Diyor, okey. Aslında niye bununla gittik ya? Bence diğerine gitmesi gerekiyordu. Tower of Victory %33 saldırı hızı veriyor tüm askerlerine. Yani piyadelere sadece. Okçulara ve mızraklılara, işte menatanıslara vesaire. Ve oyun boyunca bu böyle %33 alıyorsun yani. Neden bununla gitti bilmiyorum. Manisa Soma maden ocağı devam ediyor burada. Allah Allah. Vardır bir bildiği. Burada da daha vardır bir fikri ya. Ne bileyim. Adam Conqueror 3 yani. Ne yapayım. Yani çok görmüyorum inanç kupesi giden. Beast falan da hep genelde şey gidiyor. Tower of Victory gidiyor. Zafer Kulesi. Hatta bir söyleyeyim mi? Lucifer'ın kendisi de genelde Tower of Victory gidiyor. İkinci çağda bunların hepsini üçünü ele geçirip adamı darlıyor genelde ama bu sefer öyle yapmadı. Farklı bir şey yapıyor demek ki. Yani muhtemelen bunlar turnuvadan önce tabi antrenman yapıyorlar. O antrenmanda adam bir şeyler ya çalışmıştır. Şimdi buradan bir tane okçu binası bekliyorum. İki Town Center gidecek mi acaba, onu merak ediyorum şu an. Acaba iki Town Center gidecek mi? Hemen bir tane bastı imam. Bu imam muhtemelen buraya gönderecek. Hmm, 30 saniye diyor. 30 saniye. Evet, ahır geliyor abi. Okçu basmayacak sanırım. Buraya çıkaracak. Demodan da bir tane. Yok, daha gelmiyormuş. Yanlış görmüşüm. Acaba ikinci Town Center atacak mı? Onu merak ediyorum şu an. Bilmem, direkt bunun içine girdi. Demo bunun şeyini gördü şu an. Hatta Demo imamın buradan çıkıp buraya girdiğini de gördü. Sıkıntı. Yani buradan çıkıp buraya girmesi ne anlama geliyor? İçinde imam olursa çok daha hızlı bir şekilde, %100 daha hızlı üretiyor askerleri.
ilk Gazi Raider çıktı bile. Cihat Akıncısı. Benim oyunum Türkçeymiş ya, ben onun farkına varmadım. Buradan bu dayımız. Şey basmaya devam ediyor. Adam tabii kışla basacak şimdi, mızrak çatacak. Sana karşı. Şu an oyundaki en iyi hafif atlı, çok açık ara farkla Gazi Raider. O yani şey, yani tartışmaya bile açık değil artık. Bu Gazi Raider spamlayacak gibi geliyor bana. Müçtehit, Merdan. Ha, bunu darlayacak şimdi. Gidecek köylüyü alacak bence şu an. Alamayacak mı yoksa? Alamayacak. Bu var çünkü. Ama sahada çok Gazi Raider olması adam için avantajlı. Ya şu an var ya, iki oyuncuyu da çok seviyorum. O yüzden böyle şey değilim yani. Taraf değilim açıkçası. İkisinden biri başka bir oyuncuyla oynasaydı kesinlikle ikisinden birini tutardım. Mesela Lucifron Beast olsaydı Lucifron'u tutardım. Ne bileyim, Demo Beast olsaydı Demo'yu tutardım. Messi'yi de seviyorum. Onun da muhabbeti makarası güzel. Ama bunlar benim için daha şey. Daha makul diyebiliriz. Ordu değeri olarak baktığımız zaman tabi Gazi Raider Donzo'dan çok daha şey değerli. Ama bu Donzo'larda Gazi Raider'ı çok fena counter'lıyor. Yani inanılmaz counter'lıyor. Beast'in maçı var bugün. Bunların maçından sonra Beast'in maçı var. Ondan sonra Puppy Bob'la Marine Lord'un maçı var. Bugün baya böyle devlerin mücadelesi var. Güzel yani bugün aslında. Ama senin bence okçu basman lazım bence. Bence. Evet. Basıyor mu? Basıyor. Basacak şimdi. Buradaki imamı çıkarıp da buraya götürür muhtemelen. Bizim imamlar nerede? Biri burada. Biri burada abi. Okey. Oo bak. Şimdi bunu da alacak hemen. Çok mantıklı bir hareket yaptı ya. Başka oyun mu oynuyor? Ne oynuyor başka oyun? Allah Allah. Ben görmedim onun yayında olduğunu. Demo iki tane madeni çevirdi. Yavaştan basıyor asker. Bu da okçuya abanacak şimdi bence. Şimdi bir anda artacak bak bunun. Bakalım altın ne kadar getiriyormuş? 3 tanesi ne kadar altın getiriyormuş acaba? Dakikada getirdiği altın. Ama bunu hemen denaylayacaklar zaten. Sen ciddi misin? Ben onu bilmiyordum bu arada. Hiç ciddi anlamda bilmiyordum bu arada. Ne oynuyor? StarCraft falan mı oynuyor? Ya da başka oyunlar oynuyor. Adam iki tane kanal, böyle bir şey olabilir mi? Adam iki tane mi kanal var? Yok artık. Bayağı iyiymiş bu arada. Warcraft. Manyak ya, kafayı yemiş. Ne diyeyim ki yani adama? Vay anasını. Bilmiyordum bak ben bunu. Burayı denayladı adam. Basıyor mu bizim eleman imam? İmamları geri çağırdı. Altın kazanıyor zaten bunlardan. Bayağı iyi. Ama çok mantıklı biliyor musun? Çünkü Beast'in kendi ana kanalında başka oyun oynadığı zaman insanlar rahatsız oluyor. İstemiyorlar oynamasını. Kızıyorlar hemen. Vallahi kızıyorlar. Ama o kanalda oynadığı zaman haberi bulamamız kimdi. Beast'i chill. Tamam bakarım ben. Onu da takip alayım. Vay anasın. İlginç. Bu imamı buraya gönderdi geri. Bunu denayılıyor şimdi. Okçu sayısını arttırması lazım. İmam sayısı da artıyor sanırım. Böyle köşe kapmacı gibi oynayacaklar bunlar. Oo, burada bu raidliyor. Aldım, bir tane köylü aldı. Güzel. Bir köylü bir köylüdür abi. Altın sadece çağırtlamak için lazım zaten bana. Bir de işte imam basıyor. Tüm araştırmalar her şey bedava olduğu için sıkıntı yok.
Ama burada bir en azından bir tane asker tutsaydın ya da bir surmur çekseydin daha iyi olmaz mıydı Lucifer'ın? Yani dikebiliyor adam çünkü. Biraz sıkıntı. İşte bu labanıyor askere mecbur. Ordu değerleri de çok yakın. İyi mikrodayım kazanacak gibi görünüyor bakalım. İşte dedi koyun var peşinde. Koyun ile beraber geziyor. Yalnız çıkanlar hala buraya geliyor. Bunu buraya düzelse iyi olurdu. Neyse burada şey istiyorum ya. Şiron burada birazcık yaramazlık peşinde. Adamı şey yapıyor aslında. Yani dengesini bozuyor. Bir de dikkatini oraya çekiyor aslında. Mesela bu kadar asker normalde burada olacaktı ama şu an bunların peşindeler. Baya başarılı. Aslında olduğunu var ya şurada bir surlasa daha güvenli olur. Daha güvenli olur aslında. Şimdi Lucifer'on geçti abi şey olayında birazcık. Ordu değeri olayında geçti birazcık. Öldürür bunu ya. Hilliyor çünkü imam. 45'e 45 sayılar. Hop. Bir tanesi şey doldu. Öldüremedi mi? Vay öldürememiş lan. Öldürür diye tahmin ediyordum. Run Forrest Run şimdi yani. Gerçekten imam. İmam kaçıyor. Altını ne yapıyor bu ya? Ha, buraya koymuş, buraya koymuş. Boyuna imam basıyor altında. Altıdan imam olmuş. Ferman Bari. Çok fazla odunu var. Bir tane okçuyla buraları surlamadı yani. Şimdi surla bari hadi. Odunun çok. Hadi lan. Lan Boris lan yani şu an evet. Yok ya Allah yapmadı. 7'ye çıkardı bunu. Kutsal zafer yaklaşıyor diyor. Uzun sürecek gibi görünmüyor bu arada. Kaçır 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 bunu kaçır bunu kaçır bir şey doldu. Hop da gitti. 59'a 59. Ordu değeri olarak bir tık önde demo. Burada bir raidlemek için asker ayırmış. Raid'den ayrıldı. Birazcık demo şu an asker anlamında öne geçti gibi görünüyor abi. Peki demo şey yapıyor mu şu an? İnek üretimine başlamış mı acaba? Oh, ha başlamış değil, bitirmiş bile artık. Sadece 3. çağ geçmesi kalmış. 3. çağ geçtiğinde et anlamında çok önde olacak. Lucifer'ondan. Baya önde olacak hem de. 3 tane kili var. 3 kili almış Lucifer'on. Köylüleri öldürmüş yani. Ama Secret Sight'ların hepsini kaybediyor şu an. O biraz sıkıntı. Yani burada Zafer Kulesi olsaydı bence çok daha faydalı olurdu ya. Bu okçuların hepsinin %33 saldırı hızı olurdu. Upgrade'ler de gelmiş.
Hepsi bedava zaten. Bunun hepsi yok. Parayla satın aldığı için. Gerçi bunda 1K altını var. Yani alsa da alırmış aslında. Ordu sayıları eşit. Değerler de aşağı yukarı aynı. Bakalım hala çok kafa kafaya gidiyor şu an. Yani hala bir kırılma noktası yok. Şu an biri önde diyemiyorum yani. Bu 3'e geçiyor bu arada. Bizim 0-10'un 3'e geçmesi şu an zor. Altın kaynağı yok. Altın adam ayırması lazım. Ayıracak mı peki? Ayırmıyor şu an. Adam yani... Şu an biraz sıkıntılar Lucifron. Çünkü demo bunu aldığı an burada bir sürü inek var. Bu ineklerden hepsinden bir güzel şey gelecek. Et gelecek. Hem de pasif et. Hop geçti. Bunları da aldı. Sen şimdi daha yemedin mi? Gibi bir senaryo canlandı şu an aklımda. Ya kendisi de hemen geçebilir aslında ama işte et lazım. Sen pazardan mı sattı o? Atıyor buraya. Abi ilim evi atıyor bir de. Teknoloji içeri diyor ama. Allah Allah. İlim eviyle geçti ya. Teknolojik upgrade'lerini, yani upgrade'lerini erken almak için yaptım muhtemelen öyle. Ve ben hala neden bu etrafını surlamadığı konusunda soru işaretlerim var. Bence kesinlikle surlaması gerekiyordu. Burası surlu olsun. Ay. Relik almak için bekletiyordu onu orada. Alacak şimdi bunu, götürecek eve hemen. Burada bu arada bir şeyler oluyor. 9'a çıkmış köylü ikili. Güzel, başarılı bir raid olmuş. Ya evet de işte. Yani diğer bir şey daha iyi ya. Yok ya, bence uzun oyun için de şey daha iyi. Kale kuruyorsun abi her yere. Kalelerinin maliyetini azaltıyor. Her kurduğun kalede bir town center. Şehir merkezi gibi çalışıyor. Müthiş bir şey bence bu yani. Bu gitti bu. Kanka bir şey yapacaksın yani. Yapacak bir şey yok. 2-3 tane camiyi dolduracaksın. 3 tane camide 5'er tane imam olacak. Burada bir raid var. Burada bir VS var. Eyvah. Onun köylüler birazcık gidiyor gibi. 3 oldu. Ama Lucifron 11 tane köylü öldürmüş. Demo şu an 4 tane köy, 5 tane köylü öldürebildi. Lucifron köylü kilinde önde. Zaten buradan da görünüyor. Orduda şu an ağır bir demo şeyi var, üstünlüğü var. Ordu değerinde de ağır bir demo üstünlüğü var. Demo bence yani şu an bu maçı kazanmaya daha yakın. Çok geç geliyor bunlar. Oy. Burada bir raid var. Köylü kilinde de öne geçiyor demo. Şu an öne geçecek. Geçti. Ya bu köylüleri niye buraya kaçırdı ki ya? Dur. Yanlış yere kaçırmış. GG. İlk oyunu demo aldı. Yani güzel aldı bu arada. Bayağı kaliteli bu arada ya. Bayağı. Lucifron İngiliz de güzel. Lucifron da çok iyi bir oyuncu. Yani şu an şey değil. Kesin de... Oo, deniz map'iymiş. Demo mavi, Lucifron sarı. Zaten Lucifron genelde sarı kullanıyor. Yellowish gibi. Deniz map'inde Lucy gerçekten iyi. Deniz map'inde demo kötü. Bak bu net. Hava ifşek çok güçlüydü, onu düşürdüler. Aynen, buna birazcık debuff geldi. Aynen, demo denize kötü. Yani demo denize kötü olduğu için de muhtemelen en iyi bildiği ırk almış. Benim aklıma böyle bir şey geldi şu an. Ben böyle bir şey düşündüm şu an.
Çünkü sevmiyor deniz maplerini. Yani yayınında falan söylediğini duydum. Bizzat böyle hani bu maplerde oynamayı sevmiyorum, rahat hissetmiyorum falan dediğini biliyorum. Ama Lusfron bayağı başarılı denizde. İngiliz de güzel. Seviyor İngiliz oynamayı Lusfron. Ama Demon'un da Çin'i yani bilemiyorum. Şu an bana oran ver deseniz 1.20 Demo derim ya. Çok fena. Adam canavar gibi oynuyor Çin'i ya. Lusfron'u da seviyoruz. Terbiyeli bir abimiz. Sessiz sakin. Sevimli bir kardeşimiz ama şansı biraz düşük gibi. Oh koyunlara bak. Kanka ben de öyle yapıyorum şu an. Açık söyleyeyim sana. Deniz maplerini oynamıyorum. Kapatıyorum hepsini. Ya çünkü o ayrı bir şey. Oyun bir anda farklı bir oyuna evriliyor ben sana söyleyeyim. Yani şimdi senin mesela kara ordunu, kara ekonomini mikrolamak için bir uğraşıyorsan bir de deniz mapiyle uğraşıyorsun. İki oluyor bu. E ben zaten karadakini bitiremedim ki. Karadakini iyi oynayamıyorum. Ben şey düşünüyorum hani böyle karada kendime güvendikten sonra o ben artık tamam güzel oynuyorum. Diamond 1 falan oldum deyip böyle deniz maplerini de yavaştan denemeye başlayacağım yani. Bunu gördü. Tamam. Bunun 3 tane var. Bunun da 3 tane var. Aynı gibi aşağı yukarı. Early rush göreceğiz mi? Baraka falan atıyorum kimseye atmıyorlar. Aynen ha bilmen lazım yani. Kaç, neye kaç tane vermen işte kaç altın veriyorum kaç taş veriyorum bunu bileceksin. Yoksa öyle iki oraya atayım iki buraya atayım olmuyor yani yok. Adamlar direkt patates ediyor. Elin alışması lazım. Bir de ben şeyi fark ettim. Ne yapacağını bilmek de önemli değil. Mesela ben izliyorum şimdi mesela bir siteden izledim atıyorum sallıyorum. Adam şu kadar odana veriyor şu kadar ete veriyor ben de öyle yapacağım. Deyip böyle hani adamın makrosunu öğreniyorsun. Ben bunu uygulayacağım diyorsun o da yetmiyor. Buna alışman lazım. Hani oyun içinde düşünmeyeceksin abi. Ben şimdi neye ne verecektim diye düşünmeyeceksin. Hani anlatabiliyor muyum? Artık öyle bir evreye gelecek ki elin alışacak. Ha tamam oyun başlarken tık tık buna tık tık buna tık tık buna böyle. Beyin kendi halledecek o işi. Sen böyle lan ne veriyorduk? İki tane buraya, iki tane buraya deyip böyle oynarsan düşünüyorsun ya o an. Zaman kaybediyorsun. Yani elin alışması lazım. O yüzden bir makroyu oturtmak için böyle bir 15-20 oynatacaksın. Aynı oyunu oynayarak. Mesela İngilizce bir şey deniyorsun. 15 tane oyunda aynı şeyi deneyeceksin. 16. oyunda zaten böyle beyin şey yapıyor artık. Ha bunu yapıyordu değil mi? Deyip böyle elini alıyor kendi kendine oynuyor. Kas hafızası diyorlar ya. Takılıyor kendi kendine. Yani iyi oynamanın bence sırrı bu şu an. Bu arada bu 7 yapmış. Bunda 6 var. Yoksa hani ne oynaman gerektiğini bilmek de yetmiyor. İlginç bir oyun. Senin tüfekçisi sanırım. Uzun menzili mi vuruyor? Ben onu bilmiyorum şu an. Yani Çin'i hiç oynamadım. Sıfır. Hangi ırklar oynamadım? Çin'i hiç oynamadım. Fransız hiç oynamadım. Herkes Fransız oynadı ben hiç oynamadım. Çin ve Fransız hiç oynamadım. Mali bir iki kere denedim. Çok karışık yani. Karışık değil de işte ne bileyim. Bir alışmak lazım. Mali'yi de oynamadım diyebiliriz. Abbas oynuyorum. Delhi çok oynadım. İngiliz oynadım. Kusalı Roma seviyorum oynuyorum onda. Osmanlı ara sıra oynuyorum o kadar. Ama Çin hiç çok sıfır. Kanka çok şey değil ya. Yani çok aşırı iyi oynayana kadar bence öyle yapmak daha mantıklı. Bir hatun çağırıyor aşağıdan. Siz biraz Lusfron'u izleyin olur mu? Each group hate. Air Force!
Evet. Bir misafirle geldim. Şimdi bu böyle bir olsun. Selam vereceğim kamerayı. Göktürk. Hadi selam ver. Of dur şu camı kapattım. Tosun'un uyku saati geldi. Bunun adı abileri Göktuğ Kaan. Patronu çağırdı hoş gerçekten. Şimdi olay ne dönüyor? Şöyle ben bir alayım abi. Lan şeyi de unuttuk ya. Servis kamerada unuttuk. Eyvallah teşekkür ederim. Ama bir şeyler olmuş burada. Ooo Lucifer'on çok asker basmış. Buradan darlıyor. Demo'nun woodline'ını almış. Demo'da başka ne var? Barbakin var burada aslında. Buradan devam edebilir. Maşallah Tosun'a ya. Güzel uyudu bugün. Uyku saati geliyor onun da. Hatun onu yatıracak. Biz de inşallah yaramazlık yapması takılmaya devam edeceğiz. Ne oldu? Tamam. Sakin ol tamam. Ağlama sakın. Evet gerçekten maşallah çok güzel kokuyorlar. Burada yavaştan deniz savaşları da başlamış. İşin kötü tarafı şu demonun doğru düzgün gemisi yok. Köylü sayısında da öne geçmiş. Çünkü Lucifron 9 tane köylüsünü öldürmüş demonun. Abi o çok sıkıntı. Yani 9 köylü zor tingen ben sana söyleyeyim demon. Buradan da öldürmeye devam ediyor 10 oldu abi. Ve tamam denizi kaybetti. Patates. Vallahi kaybetti denizi. Yani Lucifer'on bir hata yapmazsa şu an buradan gelmeye devam ediyor. Bu niye böyle takılıyor burada ya? Yalnız şöyle bir sıkıntı şu an. Ooo geliyor tamam. Ya bu Jugun'u bence uzun okçuya karşı iyi bir birim değil ya. Yani bence başarılı değil. Uzun okçu bence o konuda daha başarılı Jugun'a karşı. Kanka gang attı gerçekten. Jumper'ı amcaya pipi göster bakayım bir. Oo, buradan demolar var. İşit canlı bomba araçları. Aşkım takılıyor sıkıntı yok. Tamam. Lan ne duruyor dedik bak sakın ha. Sakın. Ona sıfır gidiyor ya. Gerçekten şu an Lucifron iyi öldürmüş Demon'un köylülerini. Ama denizi tam kazanamadı. Kazandı demiştim ama. Çok şu an masum duruyor. Uykudan uyandı ya. Ne oluyor lan bana? Nereye geldin bak şunlar? İşte de okçu burada olsa çok çok güzel işler yapardın ha. Fen sıçıyor ya. Öyle böyle değil. Başlarda böyle minik minik tat tat sıçıyordu. Şimdi 2 aylık oldu. Bir sıçtığımın beline kadar sıçıyor valla. Hiç şakası yok yani. Lan köylü. Şeyi almış bu. Almamış. Allah Allah. Niye bu kadar fazla o köylülerin canı? 11 oldu. 2,5 lira. Bezin tanesi.
Her sıçtığında 2,5 lira sıçıyor. Bir de şimdi şöyle yapıyor. Şimdi tuvaletini yaptı mesela. Alıyorsun bezi, tamam mı? Yeni bezi takıyorsun. Zort bir daha sıçıyor. Alacağım mı altını? Sonra ben buradan sana eşya getireceğim. Çekmişimiz. Okey. Şunu bir yeniden modunu değiştireyim. Tamam. Evet. Hadi veda et bakalım. Twitch'e veda et. Yok. Bir tane bez, bir de sarı zıbın. Tamam aşkım. Evet, şimdi sunucu moduna geçelim. Kapıyı kapatıp geliyorum. Allah, geldim. Bu arada bu karşılaşmada bence şu an Lucifer'on daha avantajlı. Lucifer'on Abbasisi bence şeyden daha iyi. Şunu bir hızlandırayım ben abi. Tam şeyine gelelim. Zaten Abbasi oynuyorlar. Bir süre ikisi de şey yapacak. Askeri kanat. Tamam, ikisi de askeri kanat. Klasik. Okey. Hangi olay Ahmet? İkisinin de şeyleri gelecek şimdi. Ha, demo genel Sıfırın böyle tuttu. Savunma amaçlı kullanıyorlar. Burada bir scouting var. Tamam, şu an normal maç saatine geldik. İkinci TC atıyor Lucifron. Demo da ikinci TC atıyor. Muhtemelen ikisi de 2 TC all in ya. 3 TC mi? 2 TC yapmayacaklar. Aynen. Gerçekten kaliteli. Şimdi bir de bundan sonra Beast'in maçı var bir de. Kaliteli bir olay dönüyor gerçekten şu an. İkisi de Abbas almış. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir olay var. Demo 3. TC'ye gidiyor. Ama Lucifron gitmiyor. Lucifron şimdi bunu görecek 3. TC'ye gittiğini. Muhtemelen kendi de gidecek. Bence. Bakalım. Yapacak mı onu? Hala yapmadı. Bunu görmüş olması lazım. Bunu bence görmüş olması gerekiyor. Aha, ölecek burada bunun scout'u. Scout GG. Tamamdır. Bir tane şey atacak şimdi bu. Atmayacak mı? Ta uzağa yürüyecekler mi bunlar böyle? Demo muhtemelen 3 DC oynayacak ya. O öyle seviyor biraz. Demo böyle ekonomik patlamalar seviyor. Toplamadı. Birazcık Demo'nun TC'si garip bir yerde olmuş. Oo. Mayanasını. Damn son. 3 DC atıyor. Lucifron hala 2 DC'de inatçı. Karar vermiş. İkincisi devam edecek. Buraya bir kale, kule atacak. Karakol atacak. Ben yazdım değil mi? 1v1 diye. Tamam. Yazmışım. Okey. Köylü almaya çalışmış ama alamamış. Ya bu hafif atlarını hiç sevmiyorum ya. Yani ne bileyim, hiç hasar veremiyor gibi geliyor bana ya. 3 DC bayağı iyi bu arada. Kaliteli. Burada bir tane K
kale alacağız. Görüşü açmak için. Burada bir raid daha dönmüş. Denemiş en azından. Lucifron da 3 dizi gidecek galiba. Gidecek mi? Gitmeyecekmiş. Yanlış tıklamış. Ben gidecek zannettim ama yanlışla tıkladığını fark ettim. Bu arada şöyle bir sıkıntı olacak. Yavaştan Demon'un köylü sayısı Lucifron'u geçmeye başlayacak abi. Yani artık aradaki fark açılmaya başlayacak. O durumdan nasıl bir şey düşünüyor acaba bilmiyorum. All in gitmek istiyor muhtemelen. Ama sadece atlı basıyor şu an. Niye okçu basmıyor ki acaba? Okçu bassa daha iyi değil miydi? Bilmiyorum Altan. Altında çok fazla var. Hani all in gideceğim ben desem. Çok fazla bu altın. All in gidecek bir adama. Şu an bence yani Lucifron biraz hatalı oynuyor gibime geliyor. Birazcık bence hatalı oynuyor. Yani Demon'un 3 DC gittiğini görüp bence kendisi de 3 DC gitmesi gerekiyordu. Trade gidiyor. Şöyle dedi. Ben askeri üstünlüğü ele geçireceğim. 3 DC gitmiyorum. Trade gideceğim dedi. Allah Allah. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım Recep. Deve verecek misin? Acep. Yine bir raid geliyor. Lan. Çek. Kaçır. Bu arada şu an Lucifron çok hatalı oynuyor ya. Sevdiğimiz bir kardeşimiz ama yani kanka sen tamam TC yani 2 TC gittin 3 gitmedin. Ticaret gittin ama şey basmadın hiç. Asker basmadı doğru düzgün ya. Bıraktı asker basmayı 7 askerde. 5-6 tane atlı bastı bıraktı sonra. Adama baksana bak. Demo çalışıyor. Mızrakçı sıksa daha iyi değil miydi ya oradan? Ey yabina. Yeni çağ başlıyor. Okey. Buradan hızlı. Sen basacaksın bir şeyler. Okey anladık biz onu. 3 DC atmadı. Onun yerine farklı bir şey gidiyor şu an. Şövalye basıyor şu an. Tamam okey. Oh. Demo muhtemelen birazdan askere abanacak abi. Bunun da burada, bu da production atıyor bu oyuna. Şimdi çok güzel bir Abbasi oyunu göreceğiz. Ya ben Abbasi'nin iki böyle Abbasi'nin bir rolü çok seviyorum ya. Takaddamu ya rijal. Arapça öğrendim artık. Amruka seyyidi. Çok oynuyorum çünkü ben de Abbasi. Şövalyeler geliyor. Bu da kültür gidiyor. İmparatorluğa daha hızlı geçmeye şey yapacak. Değil mi? Emir verseydim değil mi? Anlaşılıyor ya bizim Türkçe ile Arapça bayağı yakınlaşmış birbirine. Mesela Aleyna diyor mesela benim eşimin adı Aleyna. Bir alakası var mı bilmiyorum ama orada anlamı kullanıyor. Eşimin ismini anlama geliyor oradan tam emin değilim ama bir Aleyna kelimesi var yani. Army value'ya baktığımız zaman daha az asker olmasına rağmen daha fazla çünkü şövalyeler var. Alacak mı onları? Alacak. Aldı. 3'e çıkardı. Aldı köy. Yakalama bunlara. Bu arada ekonomide yakaladı. Yani çünkü 2 tane
Tom Center şey. Hızlı çalışıyor bunlar ya. Yaş kardeşim 26. 27'ye doğru yol alıyoruz yavaştan. Şövalye hızı gittikçe artıyor. Şövalye artı okçu gidecek. Vay anasını. Bence başarılı. Şunu alması lazım. Şu oyundaki en güçlü şeylerden biri olabilir. Çok güzel. Tıkla tıkla tıkla. Ben tıklayacak olmuyor mu lan? Olmuyor. 7'ye çıkardı. Köylü sayısını. Adamın 8'e çıkaracak. Çok iyi. Yani bu şövalyelerle çok güzel iş yaptı ya. Gerçekten bayağı başarılı iş yaptı. Buradan da darlıyor. Şu an demoyu yani mikrosunu bölüyor sürekli. Başka bir yerlere odaklanmasını sağlıyor sürekli. Bak şimdi. Burada okçular ne kadar mızrakçısı var burada? 10 tane falan. 13 tane. Oğlum vursana mızrakçılara. What the fuck? Niye böyle bir şey yağ yaptı? Niye charge'ladı ki onlarla ya? Şövalyelerle charge'ladı bildim. Burada şövalyeler ölmüş. Devamı geliyor yolda. Şu çok iyi olacak. Bu da alıyor aynısını. Tüh, buradaki tower bayağı iş yapıyordu Lucifer'on için. Ticaret hakkını vermeye devam ediyor abi. Şu an bayağı ticaretle iyi para kazanıyor ve bence Demo şu an Lucifer'on'un ticaret gittiğini bilmiyor. Hiç gör, hiç gitmedi çünkü. Kapattı Lucifer'on'u. Base'ine kapattı bayağı. Ama şu an askeri anlamda çok geride kaldı ya Lucifer'on. Yani biraz daha asker basması gerekiyor. Okçu ve şövalye sayısını daha da arttırması lazım. Baksana adamın 43 tane okçusu var Demo'nun. Bu arada Demo birazcık ordusuyla yavaştan harekete geçecek. Kendine güvenceyi bir sayıya getirdi bence asker sayısını. Yavaştan darlayacak. Eğer ticaret gittiğini fark edip ticareti keserse Lucifer'un işi zor. Bir an önce bu sayıyı değiştirmesi lazım. 18 tane mızraklı. Bu 11 tane şövalye falan çok rahat. Çok kötü oldu bu. Bayağı kötü oldu. Bu oyunu bence Demo alacak. Kime geliyor? Ya bu ordu sayısını nasıl eritecek bilmiyorum. ben konuşurken şövalyeler gitti değil mi? Ben şövalye şöyle olsa böyle olsa diyordum. Gitti biri. İki tane zaten. Biri gitti zaten de. Burada bir olay dönüyor. Ya abi bunu yapma ya. Konkurur adamsın ya. Mızrakçının üstüne rushlıyor ya. Bak hala burada lan. ...16'ya 8 hala da Lucifer'ın öldürdü. Yoo. Lucifer'ın köylüsü ölmüş demek bu. Yoo, Lucifer burada köylü öldürüyormuş lan. Lucifer'ın köylü öldürüyormuş orada. İkisinin de köylüleri birbirine yakın, ekonomilerine çok fazla zarar veremediler açıkçası. Aynı aşağı yukarı. Şu an Demo biraz öne geçti sadece. Bayağı öne geçti bu arada, biraz değil. Şunun şövalyeler mi bitti? Evet, bitmiş abi. Değil mi? Ondan arttırdı. Oy, bu hala kesiyor burada. Bu hala burada bunları kesiyor. Belki 10 tane köylü öldürdü burada. Burada Lucifer'ın köylüler gidiyor. Burada tam bir katliam yaşandı bu arada. Tam bir katliam yaşandı burada. 5 tane mi ölmüş? Yani tek bir atlı bence çok fazla. Tek bir atlı o kadar öldürmemiş. Ama bu sefer de Lucifer'ın ticaret ekonomisi çok fena oldu. Bunları çekmesi lazım artık. Götür köyüne götür. Base'ini savun. Base'ini. Lan bunları kaçır. Bunları kaçır. Bu biraz sıkıntı. Demo ticaret öldürme konusunda geçti şu an. Lucifer'da bir tane relik almış, bir tanesi de yolda. Bu açıdan iyi.
Şu ordusu, okçu ordusunu buraya getirmemekteki ısrarı niye acaba ya? Allah Allah. Niye öyle yaptık ya? Burada bir tane daha şövalye raid atmış. Bu arada Lucifer'on bu şövalyeleri çok güzel kullandı şu an. Bayağı başarılı kullandı bu arada. Güzel raidliyor. Aynen geldi ama ordusu geldi şu an. Bak sonra buraya gitti. Demon'un şey alması gerekiyor. Almış. O yüzden öldürmüyor da şövalyeler direkt. Demon bunu fark etmedi şu an. Ha şimdi fark etti. Ama iki tane köylü öldürdü daha fark edene kadar. Kaçır kaçır köylüleri kaçır. Hıh geliyor şövalye. Kitle olamazsın. Ya bu adam ne yapıyor? Baksana bak yavaş 30'a çıkardı yavaş yavaş görüyor musun? Şurada bir tane daha. Bak burada. Rahat vermiyor. Kesinlikle rahat vermiyor. Oyunu kazanırsa bunlar sayesinde kazanacak bu arada. Çok güzel raidledi yani. Bayağı başarılı raidledi. Ben çok beğendim. Ama şu an ekonomisi zarar görmek üzere. Biraz sıkıntı. Yani evet. Israrla duvar çekmiyor. Yani çok basit. Yani şuraya. Şuraya. Bitti yani. 2-3 tane duvar çekecek aslında. Israrla çekmiyorlar. Burada Demon'un bu trade'e girmesi de çok fena. Yani Lucifer'ın da kesin. Şunu kapatacaksın abi. Ya bunu kapatmaları lazım. Bence niye kapatmıyorlar bilmiyorum. Hani Conqueror bu adamlar. Bunu niye kapatmıyorlar gerçekten bilmiyorum abi. Kapatmak zorundalar yani bence. Ham madde mi harcamak istemiyorlar? Yani ikisinin de olduğunu çok az. Mevzu bu mu biraz? Ona yatırım yapmak mı istemiyorlar? Ama yatırım yapmıyorsun bu sefer. Köylü kaybediyorsun. Baksana kaybettikleri köylü sayılarına. Lucifer'ın bunu almamış. Lan %15. Dakika 20 olmuş. En azından bunu alsaydın ya. Ordu şeyleri şu an çok yakın birbirine. Army value'ları. Bak 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 burada bunlar. Lan buna dikkat et. Lan. Lan bro bunlar. Bu arada Lucifer'on relikleri alıyor. 4 relik aldı şu an. Nerede 4. relik? Bu adam yine burayı raidlemeye gidiyor. Bu da bunları raidliyor. Bu hala bunları raidliyor. Çok kötü. Mikroları çok yani birbirlerine karşı başarısız oldular mikroda bence. 53 abi şuna bak 50 tane köylü ölmüş. Burada bunu ooo burayı güzel raidlemiş. Güzel raidlemiş burayı. Burada biri bunu öldürüyor. O gulamı biraz zor öldürürsün bunu ama hayırlısı kanka. Dene şansını. Bu da burayı raidleyecek. Gerçekten şu an şey savaşı oluyor gençler. Mikro CEO'dan kazanma. İkisinin de ekonomisi aynı bak. Aşağı sayılar aynı. İyi mikro olayan kazanır. Tam olarak mevzu bu şu an. Makrolarını ayı kurdular. Yani makro konusunda bir sıkıntıları yok. İyi mikro olayan kazanacak şu an. 40'a 60 şu ana kadar demo daha iyi mikrolu diyebiliriz. Yani şu, bunu hala kimsenin öldürmemiş olması beni çok üzüyor mesela şu an. Lucifer'ın da yani mikrosu o kadar kötü bir insan değil aslında. Ama bu hala birilerini öldürüyor. Yani bir tane okçu yer vermiş bunun başına. Bir tane okçu koymuş bokçu bunu öldürsün diye. Abi öldüremiyor. Burayı temizledi Allah'tan. Burada biraz sıkıntı var şu an. Bu artık yani sıkıldı ulan orayı kesmek. Bak, şurada çalışan içler var ya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane işin hepsini tek bir tane gulam öldürdü. Bir tane gulam. Ve hala birilerini öldürmeye devam ediyor. Şu gulam gerçekten şu an cat bir karakter yani. Goat bir abimiz. Şimdi birazdan şehit olacak. Bence bu oyunun kahramanı bu adam. Tek başına
Bunlar 31 çekiyor. Çok güzel. Müthiş bir raid şu an bu var ya. Müthiş bir raid şu an. Çok iyi bir cevap verdi. Orada yediği raid'e. Ama buraya kadar sanırım. Çok güzel. Tamam, 31 çekenler burada bir işe yarıyormuş. Bekliyorlarmış orada. Karakol görevi görüyorlarmış yani aslında. Lucifer'in şu an askeri anlamda öne geçti. Ama ve lakin çok fazla hani ekonomi kaybediyor ya. Çok fazla ekonomi kaybetti. Odun konusunda biraz sıkıntı yaşıyor ikisi de. Odunlar yok, sürekli okçu baskıları için. Ya git bir yerlere saldır. Eğer bu askerlerini bunlarla fark ederse birazcık sıkıntı yaşayabilir Lucifer'in. Yani burası çok uzak abi ya. Burası senin base'den çok uzak bir beri. Bu böğürtlen yani görmedi mi? Vallahi görmedi, gidiyor. Gördü. Run for us run şimdi, hadi bakayım. Run for us run. Ordusunu getiriyor şu an oraya. Kanka buraya doğru niye kaçırıyorsun? Abi ya böyle söylemek kolay da işte. O an onu mikrolamak çok zor. Güzel, burada da raid var. Tam bir şu an raid savaşı dönüyor abi. Raid savaşları gerçekten. Adam burada köyleri bitirdi. Eyvah. GG. Bir daha bir raid daha geliyor. Öyle köylü sayısına bak. Mükemmel bir maç oluyor şu an ya. Bunlar kaderle terk edilmiş bir avuç köylü. Yani muazzam bir olay şu an bu. Bayağı kaliteli bir maç dönüyor gerçekten. Şimdi Lucy buraya gelecek. Burada uff, çok fena köylü kesecek birazdan. Çok fena köylü kesecek abi. Buradan da. Metan, teşekkürler takipçin, hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. Köylüye tuzcuz da kardeşim, bu ne? Katliam oldu burada. Buradan da geliyor. Uf. Çok fena oldu. Çok. Ve buradaki fight'ı bence alacak yani Lucifer'ın. Burada biraz daha köylü fight'ı. Burada öne geçti. GG aldı. Ya köylü ucuz da kardeş. Temelde de yani bu kadar da sabırlı davranmayalım. 100 tane köylüsünü öldürdüler. Burada Osmanlı ile Mali var. Bakalım nasıl olacak. Normalde demo hep çekiyor. Evet, ben de ona şaşırdım. Ya çok aşırı dikkat isteyen bir oyun. Ya inanılmaz bir şey yani. Bu oyun, ben şöyle söyleyeyim, aşırı zor bir oyun. Evet, demoda Osmanlı var ve Osmanlı'yı güzel oynuyor. Lucifer'onda Mali var. Lucifer'onun Mali'yi nasıl oynadığını bilmiyorum. Tabii ödül olunca ya, bunlarda para ödülünden çok şimdi şey var. Erkekliğe bok sürdürmemek var. Yani ben işte demoya yenildim demek istemiyor Lucifer. Ya da Lucifer işte demoda ben Lucifer'a yenildim demek istemiyor. Ben çok görmedim ya. Yani Lucifer'ın Mali'sini çok hatırlamıyorum açıkçası. O yüzden yorum yapamadım. Sevmiyor olabilir. Ciddiyim, sevmiyor olabilir. Ama 2-1'e yaptı yani Lucifer'ın. Beklemiyordum açıkçası. Hemen bir saniye bir şeye bakacağım şuradan. Chat'i bir süre, 2 dakika okuyamayacağım gençler. Geri geldim. Demo Osmanlı'yı çok oynuyor bu arada ve bir söyleyeyim mi? Güzel de oynuyor. Hakkını da veriyor yani, ben sana söyleyeyim. Evet, Earl Rush geliyor. Bu mızrakçıları muhtemelen ay. Bak,
Burada şimdi birazcık spam şansı var. Yani Lucifero'nun golduna bakar mısın? Çok fena. Olabilecek en güzel yerde goldu. Yani şu map'e bak. Goldumu nereye istiyorum desen muhtemelen Lucifero'nun buraya isterdi. Mesela Demon'un goldu öyle değil mesela bak. Demon'un goldu biraz Zortingen. O açıdan şanslı. Şimdi hakkını verelim yani. Aynen aynen. Klasik bu. Özel Osmanlı'da bu daha kolay. Askeri okul gitmedi gerçi ama. Ama Demo burayı, Lucifero burayı savunacak gibi. Şimdi bu bir tane daha basıyor mesela. Şu an bu bastığı zarar. Ama tabi Demo'nun ne kadar bastığını bilmediği için daha fazla basmak zorunda kalıyor. Orası niye öyle karıştı ya? Niye alamadı oraya? Hop aldı şimdi. Bir tane daha basıyor mu? Basmıyor. Tamam. Basacak mı? Basmıyor. Yani rakibinin yaptığından daha fazla yatırım yaparsan da zarar. O da sıkıntı. Hiçbir şey yıkamadı bu arada ya. Bunu da yıkamadı. Bunu tamir ettirecek şimdi. Odun harcattı biraz. Tamire odun harcadı işte biraz o kadar. Kanka ben öğretmenim. Özel kurumda çalışıyorum. Ama bu sezon yani şimdi yeni başladı ya sezon. Bu sezon bıraktım. Öğretmenliği. KPSS'ye çalıştım. Geçen sene. Şimdi KPSS'den alım bekliyorum. Yani normal bir memurluk falan bekliyorum. Böyle bakanlıklara işte. Belediyelere vesaire. Puan da Allah var güzel geldi. Bayağı emek harcadım. Şu an öyle bir şey bekliyorum ya. Yani. Branş sosyal bilgi öğretmenliği ama hep tarih öğretmenliği yaptım. Yani sosyal bilgi öğretmenliği hiç yapmadım açıkçası. hep tarih öğretmenliği yaptım özel kurumlarda. Tamamdır. Çifte minareli medrese geliyor. Erzurum'daki. Benim meslek durumları böyle. Bizim atamalar, sosyal bilgi öğretmenliğinin atamaları önceden vardı. Mesela ben 2019'da mezun olduğumda 20.000 kişide 1500'e 2000'e girersen atanıyordun. Sıkıntı yok. 2019'da ben çok çalışmadım mezun olduğum sene. Atanamadım. Yani 2200. falan oldum böyle. Kaldım orada ucunda. 2020'de bizim atamaları, sosyal bilgi öğretmenliğinin atamalarını çok azalttılar. Yani 2000'lerden 560 seviyelerine falan düştü. Yani 560 seviyelerine çekince 25.000 kişide 500-600'e girmek de birazcık açıkçası affedersiniz ama göt istiyor. Ona da giremedik yani. Ondan sonra saldım ben zaten. Dedim ki bunlar beni yapmayacak öğretmen. Yani ya polis bilmiyorum olmak istedim de çok da şey değil ya. Benim kayınbabam polis. Ailemde polis var. Kuzenlerimden biri polis. Beni yaptırmadılar açıkçası çok fazla. İstemediler yani polis olmamı. Kötü bir meslek mi? Tabii ki değil ama zor bir meslek. Özellikle günümüz şartlarında polislik çok zor. Yani günümüz şartlarında kolay meslek yok gerçi de. İşte neyse. Oralara çok girmeyelim. Şimdi ikisi de atladı seviye abi. Oy. Konuyu değiştiriyorum. Buradan bir askeri okul geliyor değil mi lan? Ya okuduğum meslek en güzel de reis yani Edat. Özel kurumda öğretmenlik yapan bir insandan dinle be. Bir, hani özel kurumda öğretmenlik yapmak nasıl bir şeymiş. Ondan sonra yani zor özel kurumda öğretmenlik yapmak. İşte şu an asker basmıyor. Çok zor. Ya işte zaten sosyalcilik yapmıyorsun. Ben tarih öğretmenliği yaptım. Ama şöyle bir tarih öğretmenliği. 5'lere sosyal anlatıyorum. 6'lara, 7'lere sosyal anlatıyorum. 8'lere inkılap tarihi anlatıyorum. Lise 1, lise 2, lise 3'lere de tarih anlatıyorum. Ne zaman? 5. sınıftan hatta mezunlara kadar. 5. sınıftan mezuna kadar hepsini okuttum vallahi.
Adam seni yani tarih öğretmenisin, sosyalistin aynı zamanda, o diyor bu güzel diyor, tamam diyor, gel diyor. Ben seni diyor gel diyor, hem sosyale sokarım. Ben günde 8-10 saat şey giriyordum. Derse giriyordum. Düşün bak, 8 tane 10 tane derse günde. Kafa kalmıyordu yani. Son 3-4 ders. Sıkıntı. Emeğin karşılığı yok ya. Yok. İmkansız yani. Benim haftanın 6 günü 10 saat, 11 saat çalışmamın bedeli asgari ücret olamaz yani. Bunu sadece derse giren bilir. Demon. Map'te misin hocam sen? Ya da branş nedir? Matematik. Güzel. Güzel bir branş. Atamaları güzel matematiğin ya. Ortaokul matematik falan bayağı güzel hatta. Lise matematik de çok güzel. Ya matematik. Dershanecilik de abi. Bölümün çok bir farkı yok. Hepsi zor. Yapmışsın, iyi yapmışsın. Ben de öyle yani. Ya dedim bu deveye gideceğiz. Ya da dedim bu diyardan gideceğiz. Dedim ben bu deveye gidemem. Yavaştan kaçtım hemen. Aynen, sabah 9. Benim de işte sabah kaçta başlıyordu? 9'da başlıyordu. Akşam 8'e kadar falan. Ya bizim mesela fizikçiler falan vardı. Bir fizikçi hocamız vardı. İyi kazanıyordu o. Matematikçiler, çok tecrübeliler vardı. 5-6 tane. Yani 2-3 tane çok tecrübeliler vardı. Onlar iyi kazanıyordu. Yeni mezunlar vardı. Onlara yine asgari ücret veriyorlardı. Yani sadece matematikçi olmak da yetmiyordu. Bak tek kurulma çalışma. Benim mesela bir fen bilgisi öğretmenim vardı. O da öyle yapıyordu. Tek kurulma çalışmıyordu. İki kurulma çalışıyordu. O zaman iyi para kazanıyordu. Ama öyle anlaşmış. Çift kurulma çalışmak mantıklı. Ama mesela benim bir tarih öğretmeni olarak çift kurulma çalışmak gibi bir şansım yok. Çünkü mesela bizim kurumda 4 tane matematikçi vardı. Bir tane tarihçi vardı. Niye? Çünkü yani 4 matematikçiye bölüştürüyor dersleri. Çünkü bir matematik öğretmeni birazcık daha şey yani. Adam için daha değerli. Ya özel derse de sayısal bölümlerin avantajı var. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Abi benim şimdi mesela girdiğim tarih dersinde çocuğa üniversite sınavında 5 tane soru çıkıyor. 5 tane. Adam siklemiyor ki çocuk yani. Bir söyleyeyim, haklı yani. 5 tane soru çıkıyor. Sikmişim tarihi diyor çocuk o zaman. Çocuklarla böyle makara muhabbet anlatıyordum. Çok güzel anlatıyordum. Seviyorlardı da beni. Hala da yazıyorlar. Ama yani çocuklar da farkında. Ben de farkındayım. Önemli değil yani. Özellikle çocuk derece falan istemiyorsa, böyle çok aşırı üst düzey bir şey istemiyorsa, önemli değil adam için o 5 ders. 5 soru işte. Coğrafya da öyle. 5 soru. Hiç kaldır direkt anasını satayım. İçini rahat etsin yani. Direkt Türkçe matematik sınavı yap. Geç yani. İyice bokunu çıkardılar. Ya Milli Eğitim iyice bokunu çıkardı yani. Daha fazladır. İnan daha fazladır. İnan daha fazladır. Artık katsayı daha da fazladır yani şu an. Abi o zaman neyse, şimdi bir şey diyeceğim. Plansızlık ya, böyle ülkenin her yerinden plansızlık akıyor, nasıl diyeyim. Hiçbir şeyin düzgün böyle bir planı yok yani. Abi o zaman senin MEB'inde bu şekilde ilerleyecekse, benim 100 tane tarih öğretmenine ihtiyacım vardı. 200 tane tarih öğretmeni eğit. İşte üniversiteye sok. 200 tane tarih öğretmenini. Mezun olunca adamlar böyle piç gibi kalmasın yani. Hayır. 12-13 tane sorusu vardı mesela tarihin. Niye 5'e düşürüyorum mesela? Yok, atama, öğretmenlik ataması beklemiyorum, yok. Öğretmenlik sınavına girmedim kanka. Yani şeye girmedim. Ha, memurluk ataması bekliyorum tabii. O yüzden susacağım, evet. Neyse. Ama bir konuşursam burada var ya, üf, yani sabah kadar konuşurum ya, çok doluyum. Yani yıllardır ne mücadele çektiğimi bir ben bilirim, bir de etrafımdakiler bilir. Zor. Neyse, oyuna bakalım biz. Oyunda tamamen koptuk oyundan. Ekonomiler biraz eşit gidiyor. Şimdi Mali'nin pasif altını var. Pasif eti var. Osmanlı'nın da bedava şeyleri var. Askerleri var, değil mi? Askeri okuldan bedava asker geliyor. Bu da bir pasif gelir.
O yüzden şu an eşit eşit diyebiliriz abi. Sadece Demon'un ordu değeri biraz daha fazla. Bir de muhtemelen burayı birazcık dürtükleyecek. Bunu alabilir mi acaba ya? Bitiremeyecek sanırım. Nedat Reis, valla çok iyi değilim ya, valla konuşuyorum böyle, anlatıyorum adamlara şöyle yap böyle yap tabi ama yani çok iyi değilim yani. Ben oyuna çok uzun süre olmadı başlayalı açıkçası. Age of 2 oynuyordum ben. Age of 2'yi de böyle çok şey oynamıyordum yani. Arkadaşlarımla falan. Öyle yani. Multiplayer hiç girmemiştim mesela. Sadece arkadaşlarımla multiplayer oynuyordum. Bu oyunda ne zaman başladım? 4 ay 5 ay falan olmuştur. Ama tam detaylı böyle bir saatlerce oynayacak kadar değil yani. 4 kişi güzel oluyor gerçekten. Takımlı bak şimdi şöyle söyleyeyim. Asgardia. Şeyin de bir kendine göre bir alımı var. 1v1'in. 1v1 böyle daha böyle kompetitif, daha böyle rekabetçi, tryhard oynadığım bir şey. Takımlı biraz daha böyle rahat oynuyorsun. Aynen Metalist. Yani oynuyor. Admin'e teşekkür ederim takibin için. Hoş geldin kardeşim. Bu bunu dürtükledi gerçekten. Başarılı. Helal olsun. O 250 odun hakkını verdi ya şu an. Bayağı hakkını verdi. Buradan kill de alacak gibi. Yok, alamayacakmış. Peşinde elemanlar varmış. Alamadı tabii, bu almak da zor. Da niye vurmuyorum? Vur işte. Kaçırmıyorum sen şu. Yok, kaçıramazsın ki. Nasıl kaçıracağım? Niye vuramadı buna ya? Yıkardı, bir tane daha evi yıkardı ha. Allah Allah. Yok, takımda zaten bir gelişim söz konusu değil. Takımda çünkü bence bak şöyle söyleyeyim sana. Takımlı oyunla 1v1 oyun aynı Age of Empires 4 değil. Farklı oyunlar onlar. Yani kesinlikle aynı oyun değil yani. Aslında takımlı oynarken farklı bir oyun oynuyorsun. Ona göre davranman lazım. Açılışını ona göre yapman lazım. Ekonomini ona göre kurman lazım. Ama 1v1 tamamen daha farklı bir olay. İkisi de çok keyifli. Ben mesela bazen sıkılıyorum 1v1'den. Takımla giriyoruz. Bazen takımdan sıkılıyorum. 1v1 giriyoruz. Ama çoğunlukla 1v1 giriyorum ben de. Çok aşırı iyidir de gerçekten ya, baksana. Sayısı çok şeydi yani. Orada biraz gezdirdi. Çok bir zarar da veremedi. Çok köylü öldüremedi yani. Ooo, 50'ye 34 yaptı bu arada. Senin ordu değeri de çok fazla şu an. Gerçekten şu an gizli bitirebilir. Takımda oynayamıyorsun. Oynamamanın sebebi bence çok alıştırma yapmamışsındır ya da takımda oynamayı sevmemişsindir. O yüzden. Yoksa 1v1 oynayan adam takımlı da oynar, sadece ona da bir alışmak lazım yani, biraz hani nasıl oynamam gerektiğiyle falan diye. Ben de 1v1'i daha çok seviyorum. Ne oluyor burada? Alamayacak galiba. Oha, bunlar nasıl koşuyor lan böyle? Osmanlı'nın köyüsü niye bu kadar hızlı koşuyor? Wilbarab'ı almış, tamam. Ah, öldü. Bu normal mi? Niye bu kadar hızlı koştu bunlar? Takımda ben de rastgele oynamıyorum canım. Kanser olmaya niyetim yok ya, böyle bilmiyorum, zor olur. Hiç denemedim açıkçası. Bu arada yakaladı Demo askerde. Çok öne geçmiştir Süfron ama puşlamadı ya. Oyuncular birbirinden korkuyor ya. Bu adamlar normalde böyle oynamıyor ya. Bak çok net söylüyorum, bu adamlar normalde böyle. Süfron'un 55 askerle buraya gelip raidlemeden geri dönmesine imkan yok başka bir oyunda. Birbirlerine karşı oynarken çok tepki şey oynuyorlar böyle bir. Aman sikmeseler bari deyip oynuyorlar yani. Değil mi? Yani turnuva olduğu için garantici oynuyorlar herhalde, anlamadım ki. Normalde böyle oynamıyorlar. Burada mesela Demo'yu kesti o, bayağı belli. Biliyor kendisi de zarar verdiğini. Ama oraya kadar gitti, zarar vermeden geri döndü. Baksana, bir tane köylüsünü öldürdü, geri döndü. Bak şimdi bu oyundan sonra Beast'in oyunu var. Nasıl oynayacak bak şimdi bak. İyi izle abi. Nasıl şeker gibi oynar. O adamda hiç böyle bir heyecan pezemekle bir şey yok. Cindi zaten o ya. O normal. O normal şey yapmaz yani. Volalo ne zaman başlıyor bilmiyor kanka. Bundan sonra, bu turnuvadan sonra şey varmış. Ne onun adı? İmparatorluk savaşları diye bir şey var ya böyle. Empire Wars diye bir şey. Garip bir şey.
Oyuna farklı başlıyorum. Bundan sonra varmış onu biliyorum ama Valo'da ne zaman bilmiyorum. Burada bir raid dönecek gibi ama kaçtım. Şimdi bir şeylere bakalım mı? 1900'e 700 et farkına bak. 145'e daha. Oğlum bu ne? Ekonomik olarak çok fazla önde. Mali. İnanılmaz öne geçmiş Lucifer'ın ekonomik olarak. Ve bunu alırsa seri bitiyor. Aynen şu an sadece kas var. Ya Kasvarayis de Age of 4'ü tam istediği gibi oynayamıyor şu an. Age of 2'ye daha alışkın. Tam böyle Age of 4'e dönmedi ya o yüzden. Tam Age of 4'e dönse var ya. Canını okur. Canını okur. Ama Age of 2'yi de seviyor adam şimdi. Orada da ayrı bir kitlesi var. Onun Age of 2 kitlesi de ayrı bir şey yani. Bence daha şey. Bir de ilginç bir şekilde Age of 2'yi oynayan insanlar Age of 4'de oynamak istemiyor ha. Yani beğenmiyor falan böyle yani. Ben anlamıyorum bunu çok fazla ya. Age of 4 daha iyi geliyor bana. Asya farkı gitti iyice. Yani bak geri çıkıyor. Abi niye geri çıkıyorsun? Öndesin. Öndesin adamın en... Ha, şeyini bekliyor ama onun da gelecek. Abi niye geri çıktın ya? Ulan Lucy. Orada hiç geri çıkmasına gerek yoktu bu arada. Bu ne demonun köylüler yaklaşık 10 dakikadır 32. Aynen siege yok da biraz daha köylü kesebilirdi diye dedim. Çok önde çünkü askere anlamında. Farkında mı değil acaba önde olduğunun? Tabi biz görüyoruz şu anda adam kendi görmüyor ki. Şu an daldı bak. Bu dive'ı yapması gerekiyordu bence. Burada bunu köylü kesecek falan. Cici ya cici. Güzel oynadı. Yani Lucy aldı ya vay anasını. Vay Lucy vay. Üzüldüm demoya bak şimdi görüyor musun? İkisini de seviyorum ya. Kıyamadım.